Şimdi efendim gelelim Türkiye'nin gündemini değiştiren Mehmet Eymür röportajına. Gökçer Tayıncıoğlu, T24 gazetesi yazarı, sevgili meslektaşım Gökçer, 2 gündür bir seri röportaj yaptı. Mehmet Eymür'ü konuşturdu. Mehmet Eymür kim? Mehmet Eymür eski MIT'in kontrterör daire başkanı. Aynı zamanda kaçakçılık dairesi başkanı. Babalar operasyonunu gerçekleştiren önemli isimlerden biri. MIT raporlarını yazan, yayınlayan, medyaya servis eden kritik isimlerden biri ve konuşuyor. Dün de sorduk, Halk TV'de Perdenin Ön Arkası programına katıldı. Gökçer Tahincioğlu'nun röportajında da inanılmaz açıklamaları var. Birçok manşet verdi ama ben bu özel yayından bölümler de keseceğim için sıralı gitmek istiyorum. Öncelikle Timur'a günaydın demek istiyorum. Timur, günaydın hayatım. Şahane bir yerdesiniz büyük ihtimalle Derya'yla. İyi isyan etmiyor sana yani. Gene mi özleme bağlanıyorsun diye kadın. Yok, isyan etmiyor. Seni çok seviyor Derya da. Ya bir türlü tanışamadık. Çok sevgilerimi iletir misin lütfen? O da sevgilerini iletiyor. Şahane gözüküyorsun maşallah. Sağ ol. Arkası da harika. Şimdi bu güzel iklimde Susurlu konuşacağız. Olacak iş değil ama yapacak bir şey yok. Şimdi Mehmet Eymür ismini biz en çok tabii Susurluk döneminde 1996 yılından itibaren duymaya başladık. İlk sorum şu, Susurluk neydi? 3 Kasım 1996 yılında bir araba bir kamyonun altına girdi ve o arabada 3 kişi hayatını kaybetti. Ve birdenbire Susurluk Çetesi diye bir örgütün varlığından haberdar olduk. 1996 yılına damga vuran bir skandaldır bu. 3 Kasım 1996 Pazar günü 19:15 sıralarında 06 AC 600 plakalı bir otomobil Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir kamyona çarpar ve Türkiye'de hep dile getirilen polis mafya siyaset üçgeni de ilk kez somut delillerle açığa çıkar. Kazada Mehmet Özbay, sonradan bu kişinin Abdullah Çatlı olduğunu öğreniyoruz. Gonca Uz, Abdullah Çatlı'nın sevgilisi. Hüseyin Kocadağ, eski emniyet müdürlerinden hayatını kaybeder. Otomobilin sahibi Sedat Bucak, Bucak aşiretinden Sedat Bucaksa ağır yaralanır. Devamını sen anlat Timur. Sonra ne oluyor Susurluk'tan sonra? Susurluk dediğimiz aslında şudur. Çok kısa bir özeti var bunun. Devlet içinde bir grubun çeteleşmesidir ve bunların suç işlemesidir. Yani devlet adına kendi menfaatleri için çok yeraltı dünyası ile birlikte suç işlemeleridir. Aslında Susurluk kazasına gelene kadar bunun ipuçları çok fazla vardı. Yani biraz önce andığın Mehmet Eymür 1987-88 yıllarında birinci MIT raporunu yayınlamıştı ve devletteki bu çeteleşmeyi hatta böyle 60'lardan beri gelen bu çeteleşmeyi anlatmıştı MIT raporunda. O MIT raporunda Hiram Abbas'ın da imzası vardı. Ondan sonra çok ilginç bir şekilde ikinci MIT raporu 1996'da yayınlandı. Onda da aynı şekilde bu kazada ortaya çıkacak isimlerin, yani devlet içindeki isimlerin karanlık bağlantıları anlatılıyordu. Ondan 5-6 ay sonra bu kaza oldu. Yani aslında tam deşifre olmaya başlamış, devlet içindeki çatışma nedeniyle de ifşa olan, yani MIT raporları ile ifşa olan, kamuoyuna da yansımış bu olay Susurluk'ta meydana gelen kazayla birden ortaya saçıldı. Bu Susurluk tabii aslında nasıl denir? Büyük Türkiye tarihinin en büyük skandal zincirlerinden bir tanesiydi. Çünkü şöyle düşünün. Aynı araçta bir tane milletvekili var. Bir tane Abdullah Çatlı diye bir yani 7 tiplinin katledilmesi olayının faili de olan, daha sonra uyuşturucu ticareti yapan, yıllardır firari olan bir isim sahte kimlikle var. Bir de emniyet müdür yardımcısı var, Hüseyin Kocadağ. Yani aslında bir o arabaya ve arabanın bagajında da kayıp silahlar var. Yani Türkiye Devleti'nin envanterinde görünüp, yani Türkiye Devleti tarafından İsrail'den satın alınıp Uzi marka silahlar, suikaste kullanan bir silah bu. O silahlar da bagajda. Ya tam anlamıyla bugün aslında 30 yıldan fazla süredir tartıştığımız bütün her şeyin sığdığı bir otomobil söz konusu ve ölümler söz konusu. Şimdi ama burada öyle bir durum var ki, yani ortaya çıkan manzara öyle bir manzara ki, yani daha sonrasında hem bu raporlarda yazan, raporlardan sonra da çeşitli haberlerle devlet içinde bu çeteye karşı direnen ya da o çeteye karşı olanları sızdırdıklarında şu manzarayla karşılaştık. Bir tanesi Mehmet Ağar, İçişleri Bakanı, bu çetenin yöneticisi. Yani ve hükümlü bu konuda. Yani bir düşünün, bir ülkenin İçişleri Bakanı bir çeteyi yönetiyor. Bu çete neler yapıyor? Bu çete
kumarhaneler kralı Ömer Lütfi Topal'ı öldürüyor. Yani bir kumarhaneler sahibi, bu konuda büyük bir serveti sahibi olan bir kişiye pusu kurup Yeniköy'de tarıyorlar ve öldürüyorlar. Bu çete böyle bir çete. Bu çete ne yapıyor? Uyuşturucu ticareti yapıyor. Yani bu çetenin Türkiye'nin o dönemdeki en önemli uyuşturucu karakterlerinden, uyuşturucu unsurlarından biri olduğu söylenen isimlerle, Sami Hoştan gibi yer altından çok önemli isimlerle hep bağlantıları ortaya çıkıyor ve uyuşturucu ticareti yaptıkları ortaya çıkıyor. Bakın bunlar hep devlet adına yapıyorlar. Yetmiyor. Bunlar bu işleri yaparken yani uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, suikastler yani aklınıza gelebilecek yeraltı dünyasının bütün karanlık işlerini devlet eliyle yaparken bir de bu suçlarını meşru göstermek için gidip yargısız infazlar yapıyorlar. Kutlu Adalı'yı öldürüyorlar. Yani gazeteci öldürüyorlar. O da aynı şekilde bu suçlardan bir tanesidir. Orada bir manastıra maskeli isimler devlete ait araçlarla baskın yapmış ve orada bir soygun yapmıştır. Onu yazdığı için Kutlu Adalı'yı, gazeteciyi öldürüyorlar. O da yetmiyor. Yani gazeteci cinayetleri de yetmiyor. Bazı Kürt iş adamlarının işte bu ölüm üçgeni denilen Hendek, Sapanca, Sakarya'da infazlarının olduğunu Ayhan Çark'ın ifade ediyor. Ve bu iş adamı, yani bu iş adamı denilen kişilerin ya da o dönem öldürülen bu cinayetlerin bu yargısı infazlarında bize para ver, para vermezsen seni öldüreceğiz. Tehditleriyle öldürüldüğü ortaya çıkıyor. Şimdi Mehmet Öymür de bütün açıklığıyla bir kez daha bunu ortaya koyuyor. Diyor ki Şimdi bu 18 kişi. aktörlerle ilgili birkaç özet bilgi geçmek istiyorum. Susurluk kazasında araçta bulunan Timur da anlattı. Mehmet Özbay. Mehmet Özbay bir sahte kimlik aslında. Mehmet Özbay dediğimiz insan Abdullah Çaplı. 90'lı yıllarda İsviçre'de hapisten kaçmış, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Abdullah Çaplı. Gonca Us, Çaplı'nın kız arkadaşı arabada bulunan. Sedat Bucak, dönemin bir milletvekili, Bucak aşiretinin aynı zamanda lideri, elinde pompalı tüfeklerle pozları olan enteresan bir karakter. Hüseyin Kocadağ ise Ankara Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Ankara Emniyet. İstanbul'da görevliydi ben yanlış hatırlamıyorsam ama yanlış da hatırlıyor olabilirim Özlem. Yani Şimdi emin olamadım şimdi. dönemin İçişleri Bakanı ise kim Timur? Mehmet Ağar. Mehmet Ağar, evet, kilit isim de bu galiba. Dönemin İçişleri Bakanı da Mehmet Ağar. Tabii Susurluk skandalının arkasından çok şeyler oldu. Bir sürü rapor yazıldı. Ama sence gereği yapıldı mı? Yapılmadı çünkü şöyle hatta orada bir isim daha sığıyor o arabaya. O silahları bagaja koyan da İbrahim Şahin. Yani Mehmet Ağar'ın sağ kollarından biri. O zaman özel harp dairesinin özel harekat dairesi miydi? Onun yöneticisi olan, eğitimleri veren kişi bagajdaki silahı da koyan o. Geriye yapılmadı Özlem. Neden yapılmadı? Aslında şu andan çok daha güçlü bir devlet mekanizması vardı. Bütün bu bilgilerin sızdırması hiç rastlantı değildi. Yani şöyle o zaman da Mehmet Öymür sızdırıyordu. Aslında Mehmet Öymür gerçekten sizin programınızda dün akşam söylediği gibi her zaman konuşmuş bir isim. Her zaman raporları sızdırmış bir isim ve direkt medyaya da servis etmiş isim. Hatta Susurluk kazasını, Susurluk çetesini ilk ifade eden, ilk medyaya servis eden de kendisi. Çünkü şöyle bir durum var. Devlet içinde inanılmaz bir çekişme söz konusu oluyor. Bu yapı özellikle DYP, Tansu Çiller çevresinde gelişiyor. Yani o zamanki Doğru Yol Partisi çevresinde gelişiyor. Ve artık tamamen deşifre olmasına karşın yine devlet mekanizmaları belirli ölçüde yani bugünle kıyasladığımızda daha fazla harekete geçiyor. Yargı hemen bir soruşturma başlatıyor. Yargının soruşturması yetmiyor. Mecliste bir araştırma komisyonu kuruluyor. Hem de kazadan 4 gün, 9 gün sonra kuruluyor pardon. 9 gün sonra bir meclis araştırma komisyonu kuruluyor. Bununla ilgili dönemin bütün siyasileri açıklama yapmak zorunda kalıyor. Ve toplumda da bir tepki oluşuyor. İşte evlerde ışık yakıp açıp kapatma, işte sokaklarda çetelere karşı büyük kitleler sokaklara çıkıyor. Ve göstermelik de olsa belirli ölçüde bir yargı süreci işliyor. Ama gereğinin yapılmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Örneğin İbrahim Şahin tutuklandı o zaman, Korkut Eken tutuklandı. Yani pek çok bu çeteden Ayhan Çarkınlar, bu özel harekatçılar, suikastlere katılanlar tutuklandı. Ki daha önce bu suikastleri yapanların Mehmet Ağar'ın talimatıyla gözaltındayken İstanbul Emniyetindeyken alınıp Ankara'ya götürüldü.
Yani infaz yapan kişilerden bahsediyoruz. Ve bu kişilerin Ankara Emniyetine götürüldükten sonra serbest bırakıldığı da ortaya çıkmıştı. Yani ortaya çıkan çok büyük bir skandaldı. Ama o dönem bütün bu alınan kişiler hakkında çok fazla bilgi ortaya saçılmasına rağmen, çünkü araştırma komisyonunun, herkese tavsiye ediyorum, o dönemki araştırma komisyonunun raporlarını okusunlar. Yani oradaki Kim Çakıcı da var, Kürşat Yılmaz da var, Abdullah Çatlı'nın bütün karanlık geçmişi de var. O Sami Hoştan da var, Ömer Lütfi Topal'ın üstlendiği şey de var. Çünkü konuşuyorlar. O dönem bir yeraltı dünyasında devasa bir çalkalanma oluyor ve her şeyi anlatıyorlar. Buna rağmen yargılamalar sonucunda en alt sınırdan cezalar veriliyor ve bir şekilde o şeyin içinden, o çemberin içinden, yani ortaya saçılan bu kirliliğin içinden Türkiye inanılmaz bir temizlenme fırsatı yakalamışken çıkamıyor. Mehmet Ağar faaliyetlerini bir şekilde devam ettiriyor. Mehmet Ağar'ın hapse girmesi için, yani çok 2015'te, yani yıllar yıllar sonra hapse giriyor Mehmet Ağar. Yani bütün bu aslında çözülmüş şart gözlerimizin önüne serilmiş. Yani bütün unsurlarıyla gözlerimizin önüne serilmiş. Bakın gerçekten şundan bahsediyorum. Yani yargısız infazlar, yani onlarca ceset var ortada. Yani onlarca cenaze var. Yani milyarlarca dolarlık uyuşturucu pazarı ile ilgili çok önemli bilgiler var. Silah kaçakçılığı iddiaları var. Gazeteci cinayetleri var. Gazeteci cinayeti var. İşte bütün o şeyin, o dönemin 90'ların bütün karanlığını taşıyan bir şey var ve bu çetenin merkezinde Mehmet Ağar var. Yani İçişleri Bakanı dönemin var. Yanında Korkut Eken var, İbrahim Şahin var. Bunların hepsi devlet görevlisi, üst düzey devlet görevlileri ve tetikçi olarak kullandıkları resmi görevli polisler var, özel harekatçılar var. Bir yanda onların yanında da bu polislerin birlikte hareket ettiği Abdullah Çatlı gibi daha önce katliamlara karışmış işte isimler var. Bir de onların yanında daha küçük tetikçi olarak kullandıkları yeraltı dünyasının o zaman çok çok bilinen Tevfik Alansoy'lar, Çakıcılar, yani bütün o tablo var. Yani bütün yeraltı dünyasıyla devlet iç içe geçmiş. Kocaman devasa bir çete olmuş, o yapı var. Şimdi siz bunu şöyle yargılayamazsınız. İşte ben bir tane Suluk çetesi gördüm. İşte o çeteyle ilgili de işlem yapıyorum. İşte 10 tane kişiye, 20 tane kişiye dava açtım. Böyle bir şey olmaz. Bunun İtalya'da örnekleri vardır. Böyle bir durumla karşılaştığınızda siyaset dünyasından bütün bürokrasiye, oradan yeraltı dünyasına uzanan devasa bir temiz eller operasyonu yaparsınız ve ülkeyi dersiniz ki biz bu çete pisliğinden bu ülkeyi temizledik. Bu devasa suçu ayıkladık biz dersiniz. Ama Türkiye ne yaptı? Türkiye devleti bunları en az cezayla kurtaracakları ve bir yandan da temizlik havası yarattıkları bir biçime götürdü. Ama şu yapılmıştı kesinlikle. Yani kesinlikle şu yapılmıştı. Özellikle 98'de bu yeraltı dünyasının hapsedilmesi için, yani bu yer altında Kürşat Yılmaz'lar, o dönem yurt dışına kaçanlar, bu Suluk kazasından sonra yurt dışında olan mafya unsurlarının liderlerinin büyük çoğunluğu Türkiye'ye getirilmiş ve hapsedilmişti. Yani aslında AKP de böyle bir temizliğin üzerine gelip şey yaptı. Yani bir mafya temizlenmesinin, az da olsa bir mafya temizlenmesinin üstüne iktidara geldi. Ama o temiz eller operasyonu hiç yapılmadığı için, bakın şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Mehmet Eymür'ün anlattıkları 40 yıllık neredeyse bir hikayedir. İşte Yani aynı aktörlerdir. sen ne düşünüyorsun? Mehmet Emir neden konuşuyor şu anda ve niçin bunları anlatıyor? Bu arada dehşet şeyler anlattı yani. İşkenceyi kabul etti. Yani dün izlemişsindir sen de. Gökçer'in zaten röportajı. Yani akıl almaz şeyler anlatıyor. Bunları da büyük bir sakinlikle, sükunetle anlatıyor. Gene Mehmet Ağar var iddialarının baş aktörü olarak. Susurluk skandalında olduğu gibi. 8 Kasım 96 Susurluk kazasından 5 gün sonra Mehmet Ağar istifa ediyor dönemi İçişleri Bakanı ve şöyle bir beyanatta bulunuyor hatırlarsa. Ayak tırnağından saç bağımıza kadar rahatız, huzur içerisindeyiz. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur. Bu mücadeleler zor mücadelelerdir. Baba yiğitlik ister, yüreğimiz vardır bu işler için diyor. 96 yılında bunu söyleyen Mehmet Ağar bugünlerde kendisiyle ilgili akıl almaz iddialar gündemdeyken sessizliğini koruyor. Timur, neden sence Eymür konuşuyor, anlatıyor? MİT'te bir şeyler mi oluyor? Yani Mehmet Eymür, yani şunu kesinlikle altını çizmek lazım. Yani Mehmet Eymür daha önce çok konuştu ve konuşan bir istihbaratçı. Bu anlamda farklı bir profildir. Yani genelde istihbaratçılar ölürler ve sırlarıyla ölürler. Ama bu demek değil ki Mehmet Eymür konuşuyor, her şeyi anlatıyor da, kesinlikle değil. Yani Mehmet Eymür konuşuyorsa bir nedeni vardır. Her zaman böyledir. Ara ara konuşmuştur. İnternet sitesinden yayınlar yapmıştır. Hep bu süreci böyle işletmiştir ve yani nasıl denir?
bu doğuştan istihbaratçı bir kişiden bahsediyoruz. Mehmet Eymür'ün babası da istihbaratçıdır. Yani dönemin MIT'i olan, yani MIT kurumuna aynı istihbarat kurumu olan Türkiye'nin bir mensubudur ve üst düzey mensubudur babası. Öyle bir evde yetişmiştir. Yani böyle çok az rastlanır buna. Yani babadan doğmaya, şeyden, babadan miras bir istihbaratçı. Daha üniversite döneminde zaten MIT'te çalışmaya başlıyor ve daha sonraki süreci de saha elemanlığından en kontrol daire başkanlığına kadar giden bir süreci var. Yani bütün o süreçleri çok iyi bilir. Ama şu, yani profil olarak farklı olmasının nedeni genelde konuşmasıdır ve bu tarz şeylerde raporlarda imzasının da olmasıdır. Ama böyle bir dönemde de konuşuyorsa mutlaka bunun bir nedeni vardır. Çünkü bir de şöyle genel bir söylem vardır. Bu çok fazla dile getirilir. Böyle MIT'ten emekli olunmaz. Yani istihbarattan emekli olunmaz diye. Bir insan böyle istihbaratta da çalıştıysa bunlar aslında hayatlarının sonuna kadar o çarkın içindedirler. Yani bunu bir aklımızda tutmamız lazım. Bunun da konuşmasının nedeni, Mehmet Eymür'ün konuşmasının nedeni daha önce konuştuğu doğru ama böyle bir dönemde konuşmasının mutlaka dediğim gibi devlette özellikle de şöyle dönemlerde konuşurlar. Toplumsal dönüşümlerin eşiğindeyken konuşurlar. Yani işte Susurluk kazası olur. Bir yani olmadan önce artık bir bataklık fışkırmak üzeredir. Ortalığa saçılmak üzeredir bir kir. O ondan önce konuşur bunu. Çünkü onun sonuçlarını bilirler. Nereye gittiğini az çok tahmin ederler. Belli ki bence Mehmet Öbür bir değişimin de Türkiye'nin eşiğinde olduğunu biliyor. Ve bu anlamda bir tercihte bulunuyor. Bu MIT içindeki bir değişimi de işaret eder mi? İnanın bunu bilmiyorum. Çünkü oradan bir bilgi sızma olasılığı çok azdır. Ama şundan herkes emin olsun. Mehmet Eymür konuştuğu şeyler, anlattığı şeyler bildiklerinin %1'idir. Yani öyle bir elekten geçirir ki onu. Yani istihbaratçı kafası zaten. Bir kirle şey yapıyoruz yüzleşiyoruz öncesi. Bu işkence gerçeği, yargısı infazlar gerçeği. Mehmet Eymür şunu söyledi. Yani 18 kişiyi devlet bakın yani devletin içindeki adamlar 18 kişiyi para için öldürdü dedi. Para için öldürdü dedi. Yani bu şimdi aslında şu tabloyu ortaya da koyuyor. Yani Susurluk'ta karşılaştığımız tablonun da ana şeyi oydu. Mehmet Ağar'ın biraz önce açıklamasını okudun ya Özlem. O da tam olarak budur. Bu insanlar onlarca yıldır vatan, millet, Sakarya, bayrak diyerek sadece kendi ceplerini doldurmak için. Bakın bunların vatan sevgisi falan yoktur. Bunların millet sevgisi falan yoktur. Bunların o kendilerini çizdikleri milliyetçi tablo, böyle vatanseverlik tablosu falan var ya, tamamen bir sahtekarlıktan ibarettir. Bunların ana derdiyle Türkiye o kadar çok yüzleşti ki bunlar uyuşturucu kaçırır, insanı öldürür, her türlü kötülüğü yaparlar, kendi sadist duygularıyla işkence yaparlar. Bütün bunları yaparken de, bütün bu şeyleri, insanlık suçlarını işlerken bayrakla örtmeye çalışırlar günahlarını, kirlerini, suçlarını. Yoksa bunların hala ülkede, çünkü şöyle bir atmosfer var. Bazı kesimler, böyle kendi milliyetçi olarak adlandıran falan kesimler, bu insanların bu kadar gerçeklerin ortaya çıkmış olmasına rağmen, bu kadar suçların ortaya çıkmış olmasına rağmen bir sanki ortada bir vatanseverlik var, işte ülke adına yapılmış bir şeyler var falan gibi algılamak için ısrar ediyorlar. Kurtlar Vadisi falan, bu diziler de buna hizmet ediyor. Yıllardır bunların becerdiği en önemli şey odur. Bunun uyuşturucu tacirlidir ya. Ya uyuşturucu ticareti yapar, bayrak açar. Vatan millet der, cebini doldurur. Başka bir şey yoktur. İşte Mehmet Ağar da odur. Diyor ya işte biz her türlü mücadeleyi yaptık. Yani o mücadele dediği şey tamamıyla kendi cebini doldurması üzerine kurulur. Yan işler nedir biliyor musun? İşte yok uyuşturucu baronları olduğu iddia eden isimleri öldürür. Aslında onlarla ortak iş yapan adamdır bunlar. Mehmet Eymür de onu anlatıyor. Diyor ki Mehmet Ağar'ın kaçakçı maçakçı bunlarla ilişkisi vardı. Onları öldürür. Ama aslında sen o der ki işte PKK ile mücadele için onlar PKK'ya para veriyordu, ondan öldürdükler. Abi bakarsın yıllar sonra işte ortaya çıktığı gibi ortaya çıkar ki aslında onlarla birlikte iş yapıyor. Para trafiği var. Onlardan para sağlıyor. Bir süre sonra onlardan kurtulup başka aktörler istiyor. Yine cebini dolduracak. Bunun için yapıyor. Yani bütün bunların hikayesi, hatta söylediği, Mehmet Emir'in söylediği şu cümle de çok önemlidir. Diyor ya bunlar asalayı bitirdik falan diyor. Külliyen yalan diyor. Yani bunların asalaya gittiler, bir tane mezarlıkta heykele bomba koydular, budur. Bunlar yıllardır böyle asılıyı biz bitirdik falan diye yalanlarını söylerler. İşte dediğin gibi infazlar yaparlar, işkenceler yaparlar. Her türlü insanlık suçunu yapabilecek kapasitede insanlardır. Ama her şeye dönünce bunların ana şeyi, Türkiye'de de bitmeyen bu hikaye, 40 yıllık hikaye, vatansever maskesi arkasında her türlü kötülüğü yapan, bir kötülük örgütü olan yapıların, çetelerin varlığını devam ettirmesidir. Mehmet Ağar portresi, diğer Mehmet Eymür'ün anlattığı portreler budur. Mehmet Eymür de bunun ta kendisidir aslında. Mehmet Eymür de bunları anlatırken, bunları ifade ederken kendisinin de
Bunun içinde olduğunu, şifrelerini veriyor zaten. İşkence yaptığını itiraf ediyor. Bir insanlık suçunu adam üstleniyor ve normalleştirmeye çalışıyor. Ve emin olun o hiç de öyle değildir. Bu Ziver Bey'deki durumlarda sorguculardan biridir o. Diyor ki sizin programınız işte elektriği çatırlamıyorum, şey yapıyorum filan. İlgisi yok. O dönemde bütün kesimler bunu çok net bildiği, bu konudaki faaliyetlerini çok iyi bildiği bir isimdir, bir işkencicidir. Veya devlet işte diyor, devlet için yapılıyorsa her şeyi meşru görme hali. Ya bu insanlar o kadar iğrenç insanlar ki, yani düşünsene kendisine işkence yapılsa, çoluğuna çocuğuna işkence yapılsa diye düşünmez bile. Bunun empatisi bile yoktur. Ya bir sosyopat halidir yani. Ve bunu savunabilecek, bak bu yaşta o röportajın sonunda çok önemli bir şey var. O ikinci röportajın sonunda diyor ki halen diyor bazen öyle hiddetleniyorum ki diyor şunu alsalar da bir sorgulasalar istiyorum diyor. Yani o içindeki o şey devam ediyor ve bu yaşına gelmiş olmasına rağmen devam ediyor. Bütün bu profillerde aslında yani bunlar çatışıyor gibi gözüken bu profillerin insanlık suçları söz konusu olduğunda hepsinin nasıl ortak, nasıl bir arada hareket ettiğini görürüz. Ve bütün ortaya çıkan manzara da aslında ortaya çıkan manzara da budur. Ve şimdi ülkenin ikinci büyük gerçeği ise bu insanlık suçlarıyla, bu çetelerle 40 yıldır yüzleşemediği gerçeği. Bundan daha önemli bir gerçek yok. Ya yani biz ülke bir temiz eller operasyonuyla bunların hepsinden kurtulurdu. Ama biz hala Mehmet Ağar, Mehmet Eymür, Çakıcı, işte o çevrede Kürşat Yılmaz, yani bütün bu insanların hala ortalıkta olması ve hala skandallarla anılması ve bütün bunların Sedat Peker ifşalarına kadar uzanan süreç. Düşünsene, Sedat Peker ifşaları yeni değil o anlamda. Bütün bu sürecin geldiği yeni bir nokta. Yani bu Sesimi kapatmışım. Aslında hepsini Sedat Peker uzunca bir zamandır videolarında da anlatıyor, tweetlerinde de anlatıyor. ya şimdi şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Eskiden olsa yani Emir'in bu konuşmaları bu eski Türkiye dedikleri Türkiye'de olsa bir soruşturma açılırdı elbette. Yani yargı harekete geçerdi. Ama Türkiye'de şu gerçi Mehmet Ağar'ın şey pardon Sedat Peker'in ifşalarından sonra AKP iktidarı bu yani var olan çeteleşmenin 90'lardan beri var olan çeteleşmenin bütün suçunu da üstüne aldı. AKP iktidarı. Dedi ki zaten Mehmet Ağar'ın oğlunu kendi partisinden milletvekili yapmak, işte pek çok suçlulukta geçen aktörü sahiplenmek ve Sedat Peker ifşalarından sonra bunlara karşı hareket etmemek, harekete geçmemek şunu ortaya koydu. AKP iktidarı da Sedat Peker de dahil buna, AKP iktidarı da kendi bu kesimleri bir aparat olarak kullandı iktidarı süresince. Ve özellikle daha sonraki süreçte bunları sokakta korku iklimi yaratmak için de kullandı. Yani işte Sedat Peker bunu çok açık söyledi. Yani dedi ki bu oluk oluk kan akacağız, kanlarında yıkanacağız derken biz bunu söylerken Sadatçılar bunu söyleyeceğimi biliyordu, iktidar bunu söyleyeceğimi biliyordu. Bir korku iklimi yaratmak için bunu yaptım ben dedi. Yani bunun gibi Çakıcı'nın hapisten çıkması ve Kılıçdaroğlu'nun tehdit etmesine rağmen bunu ne MHP'nin ne AKP'nin kınamaması gibi. Yani bütün bu 90'lardan bugüne gelen kiri aslında bakın AKP 2002'de iktidara gelirken bir yanıyla bu çetelerle hesaplaşma vaadiyle iktidara geldi. Yani dedi ki biz bu çetelerle bu aslında Susurluk'la ortaya dökülen bu skandallarla biz mücadele edeceğiz vaadiyle gelmişti. Ama iktidarın artık bu döneminde baktığımızda bütün bu kiri, bütün o dönemden kalan bu skandallar zincirini kendisinin olarak bu bataklığı kendisini olarak kabul etmiş vaziyette. Ve bu ölçüde de ne Susurluk skandalı ile ilgili ne işte bu Susurluk çetesinin devamı ile ilgili ne de Sedat Peker'in ifşalarında olan ve bakın her biri 10 tane hükümet düşürecek güçteki skandalları görmezden gelme yerine yönünü seçti. Bunu yapabilmesinin tek bir nedeni var. Bunu yapabilmesinin tek bir nedeni var. Birincisi yargı. Yargıyı ele geçirdiğiniz zaman bunu görmezden gelme lüksüne sahipsiniz. Yargı elinizdeyse zaten soruşturma açmazsınız. Şey, bir de ayrıca bunun üstüne yasama organını tamamen etkisizleştirmiş, meclisi bir demokrasi dekoru haline getirmiş bir iktidar var. Bu da ikinci avantajı ve en son olarak da ülke medyasının %95'ini elinde tutan bir iktidar var. Şimdi Mehmet Eymür'ün bu iddiaları normalde hepsi yargı konusu olması gerekiyor. Çünkü bir işkence insanlık suçudur ve zaman aşımı yoktur. Yani ne zaman yapmış olursa olsun bunu, bu zaman aşımına girebilecek bir konu değildir. İkincisi, ya bu ilişki ağı, Mehmet Ağar hala hayatta. Mehmet Ağar bununla ilgili yargılandı, hüküm aldı ve faaliyetlerine devam ettiği söyleniyor ve bununla ilgili yeni iddialar da söylüyor. Ve Mehmet Eymür'ün bu anlattıkları çerçeveyle
Bugün bir soruşturma açılmasını ben beklemiyorum ve açılmayacaktır da. Ama şuna şunu çok konuşuyor o zaman. Yani Eymür'ün bu anlattıkları ne oldu o zaman? Gerçekten o zaman belki de yeni bir siyasi veya yeni bir güvenlik kadrosu dizaynı var. İnsanın aklına gele gele sadece bu ihtimal geliyor yani. Aynı anda bak Çakıcı tahliye edildi, Kürşat Yılmaz tahliye edildi. Her biri gittiler koşa koşa ilk olarak Sayın Devlet Bahçeli ile birer fotoğraf çektirdiler. Sosyal medyadan bunlar paylaşıldı yani bütün toplumun gözüne sokuldu deyim yerindeyse. Bunlar bizim adamımızdır deniliyor yani açıkça ifade edilen şey bu. Yani bir şey oluyor o zaman öyle mi? Bu adamlar bunu en iyi bilenlerdir. Yani bu Mehmet Eymür tarzı adamlar Türkiye'de her büyük siyasi dönüşüm öncesinde her böyle politik olarak ülkenin sıkıştığı, kirlerin saçıldığı her ortamda Türkiye tarihinde siyasi suikastler, katliamlar, cinayetler olduğunu bilir. Yani her seferinde bunu yaşamıştır zaten. Bunun aktörlerinden de biridir. Bakın yani Türkiye'de emin olun her zaman öyle. Yani Hrant Dink cinayetinden Maraş katliamına, işte Uğur Mumcu cinayetinden şeye kadar her yerde bunu görürsünüz. Her böyle bir toplumsal dönüşüm öncesinde Türkiye'de inanılmaz büyük provokasyonlar olur. Bununla ilgili Mehmet Eymür'ün de analizleri budur. Ama ben biraz daha bütünlüklü bir çerçeveden bakmak gerekirse şöyle bir şey var. Bakın Mehmet Eymür'ün röportajının satır aralarında çok ilginç vurgular var. Bir başlık altında bunu anlatmıyor. Ama sürekli şu vurguyu yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri vurgusu yapıyor. Yani bu örneğin bir tanesi diyor ki biz diyor bir tane MIT'çiyi yakaladık diyor. MIT içinde bir tane Amerikan ajanını yakaladık diyor. CIA ajanıydı diyor. Kerem Abbas ondan sonra öldürüldü diyor. Yani Amerika'nın şeyinden bahsediyor. Sonra Çakıcı'ya işte Yavuz Ataç şeyler veren, kırmızı pasaportlar veren, Çakıcı'nın yurt dışına kaçmasını sağlayan, Çakıcı'nın Amerika'dayken yakalanmasına karşı çıktığı için Mehmet Emir diyor ki yumruk yumruğa kavga ettik diyor. Onu o kişinin de Amerika'nın ajanı olduğunu söylüyor. Şimdi burada şu gerçeği aslında satır aralarında söyleyerek bunu da çok ustaca yaparak şuraya doğru götürüyor işi. Yani teşkilat içinde Amerikan ajanları var ve bunlar da sürekli Amerika ile ilişkiliydiler. ABD ile ilişkiliydiler, onlara çalışıyorlardı diyor. Şimdi bu zaten başlı başına tabloyu da ortaya koyan bir gerçek. Bakın Türkiye'de, yani çok belki çok kısa özetlemeye çalışacağım. Çok kaba bir özet olacak ama hikaye şudur. Yani tarihsel geçmişine baktığımızda hikaye şudur. İkinci Dünya Savaşı yaşanır. Dünyada bir soğuk savaş sonra oluşur. Çünkü Sovyetler İkinci Dünya Savaşı'nda Nazileri yendiği için Avrupa'nın önemli bir kısmını ele geçirir ve dünyada sol bir dalga başlar. Yani ve o soğuk savaşta Amerika ve Batı dünyasını NATO kurulur daha sonra özellikle Çin'in de komünist bir rejime geçmesinden sonra NATO bu komünist dünyaya karşı anti komünist bir mücadele harekatı belirler. Ve her yerde gladyolar, kontr gerilla yani gayri nizami harp daireleri oluşturur. Ve bunlar da Türkiye'de hem anti komünist derneklerdir, bunların İslamcılar başını çeker, yani siyasal İslamcılar. Hem de paramiliter güçlerdir, milislerdir. Bunları da ülkücüler başını çeker. Ve bütün dünyada olduğu gibi Avrupa'da da öyledir, Latin Amerika'da da öyledir. Darbeler yaptırır, suikastler yaptırır. O milisleri her zaman bu sol hareketlere karşı, devrimci hareketlere karşı kullanır. Şimdi bunu yaparken de ülkelerde istihbarat birimleri inşa eder. MIT'in de oluşumuna baktığınızda hep bu eksen üzerine kurulmuştur. Yani anti komünist işte ülkedeki sol hareketlere karşı direkt CIA'nin kurduğu birimlerdir zaten bunlar. Bunu bakın şey de anlatır. Mehmet Eymür Uğur Dündar'a verdiği röportajda şey pardon Mehmet Ali Birant'a verdiği röportajda da anlatmıştı. Dedi ki yani bizim bu yapıları kuracak kabiliyetimiz zaten yoktu. Bunları Amerika yaptığıya getirecek kadar net söyledi bunları. Şimdi burada onun yap Gene söylemiş Gökçer Tayıncıoğlu'nun röportajında senin de vurguladığın gibi MIT'teki bir başkan yardımcısının yani hem de çok yüksek görevde bir bürokratın Amerikan ajanı olduğunu tespit ettiklerini söylüyor. Ya bu Ya böyle Perinçek'i de Amerikancı olmakla suçluyor zaten ve hayatı boyunca hapiste kalmak o kişinin ölümünden sorumludur diyor. Yani ben gene de şunun yanıtını merak ediyorum Timur son olarak Emir dosyasıyla ilgili. Neden şimdi, neden konuşuyor, ne olsun istiyor, beklentisi ne? İşte ben de bunun işte o MIT içindeki şey var ya o Amerikan etkisi veya dış etki filan bütün bunlar içerisinde yani bütün dünyadaki dönüşüm içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Yani bunun konuşmasının nedeni yani bunları anlatmasını bugün anlatmasının nedeni gerçekten MIT içindeki bazı değişimler devlet içindeki bazı değişimler de olabilir. Çünkü şu oluyor artık yani ülkede şu gerçekle karşı karşıyayız. Çeşitli kulis haberleri de geliyor. İşte Kılıçdaroğlu çok daha güçlü bir tonda bürokratlara çağrılar yapıyor. Diyor ki bakın hukuk dışı emirleri yerine getirmeyin.
Türkiye'de şöyledir. Her zaman da bunu anlatırlar. Böyle dönemlerin kokusunu bürokrasi, yani büyük değişimlerin kokusunu bürokrasi çok önceden alır. Ve der ki bürokrasi, aman ben artık biraz tedbirli olmam lazım. Bu dönemin suçlarından, çünkü suç ortaklıklarıyla dolu bir iktidar dönemi bu, 20 yıl. Bu suç ortaklıklarından kurtulabileceğim hamleler yapayım. Yani bütün bürokraside şu an şunun telaşı vardır ki Erdoğan'la ilgili hep Erdoğan sonrasının tartışılması da boşuna değil. Bunu artık herkes öngörüyor. AKP içindekiler de öngörüyor, bürokrasidekiler de, yargıdakiler de. Her yerde görünen bir tablo bu. Şimdi bu tabloda o büyük dönüşüm öncesinde herkes belirli hamlelerini yapıyor. MİT içinde kadrolar da örneğin Mehmet Demir'e bunu yaptırtıyor olabilir. Veya işte siyasetten bazı kadrolar da ona bunu yaptırtıyor olabilir. Ama buradaki ana çerçeve şunu hiç, yani tırnak içinde her zaman tutmamız lazım. Mehmet Emir'in bir hesabı da vardır her zaman. Yani Mehmet Emir'in hesabı da Mehmet Ağar'lıdır. Ve Mehmet Ağar'ın, çünkü bu yapıda tasfiye edilecek ana unsur ve ana güç, o geçmişten bugüne gelen ve artık AKP ile bütünleşmiş olan Mehmet Ağar ve ekibidir. Onun hesabını da görmek istiyor benim anladığım kadarıyla. Aynı şekilde Doğu Perinçek de çok eski belalılarındandır. Yani çok eski düşmanlarındandır. Çünkü Çiller Özel Örgütü'nün yöneticisi olarak Doğu Perinçek Mehmet Emir'i söylemiştir. Bununla ilgili kitaplar yazmıştır. Yazdırmıştır daha doğrusu. Ve bununla ilgili de hesabını görmeye çalışıyor. Ama yani bu bir dizaynın ön işaretleri midir? Evet, bir dizaynın ön işaretleridir. Çünkü artık bazı yapılar güçlendiklerini ve karşılarındaki yapıların daha gücünü kaybettiğini düşünüp sahne almaya başlamıştır. Peki Timurcuğum, o zaman son kuşakta da Sedat Peker ve bu Susurluk bağlantısını Fikri Sağlar'la ilgili son tweetleri istersen değerlendirelim. Ve o sırada eğer sadece üyelerimiz sana sorular, özel sorular sormak isterlerse de üyelerimizin sorularını doğrudan sana. Özlem, bir şey ekleyebilir miyim? Çok özür dilerim, kestim ama. Elbette. Bakın, ben şunu çok önemsiyorum. Buradaki bütün bu skandal ortaya saçıldı ya, Susurluk'tan bugüne gelen, Sedat Peker'le birlikte birleşen ve buraya gelenin tablosu nedir biliyor musunuz? Ana tablosu. Ve bunun devam ettiğinin kanıtı nedir? Bunu düşünün, gerçekten ana tablo şudur. Cumartesi anneleridir. Cumartesi anneleri yıllarca bu şeyin, Mehmet Emir'i küçümsediği var ya, devlet meşrudur her şeyi yapar diyor ya. Devlet işkence yapar diyor ya. Devlet yargısı infaz yapar diyor ya. Ve onu suçladığı, bugün suçladığı Mehmet Ağarlar, diğer isimler, oradakilerin hepsinin faaliyetlerinin bugüne bıraktığı, getirdiği ana sonuç cumartesi anneleridir. O anneler onlarca yıldır ellerinde fotoğraflarla eşlerinin, çocuklarının, yakınlarının akıbetini soruyorlar ve çocuklarından bir haber bile alamıyorlar. Berfuan'a çocuğundan haber alamadan öldü. Ve şimdi gidip bakın, Galatasaray Lisesi'nin oraya bakın bugün. Bugün de bir cumartesi günü sanırım. Oraya gidin bakın, oranın etrafı polis bariyerleriyle çevrili. Ya bu anneler barışçıl bir eylem yaptılar. Yıllarca yaptılar, ısrar ettiler. Çocukların akıbetini öğrenmek için bir annenin, bir kişinin daha ne büyük hakkı olabilir? Ellerinde resimlerle durdular, konuşmalar yaptılar. Bugün o insanlar oraya sokulmuyorlar. Çocuklarını arama hakları bile ellerinden alınmış. Şimdi bu manzara işte tam da özettir. 40 yıldır devam eden bu çete düzeninin en büyük marifeti işte odur. Sonucu odur. O cumartesi annelerinin bitmeyen yüreğindeki yaradır, geçmeyen yaradır. Ve şimdi utanmadan çıkıp işkenceden, yargı infazlarından meşru olarak bahseden yine bunlardır. Bunlara yargılamayan ve onların geçmişte yaptıklarını korumak için o cumartesi annelerinin orada oturmasını, çocukların olmasını engelleyenler aynı aklın, aynı sürecin ürünü olan insanlardır, aynı suçun ortaklarıdır. Ya yani bunu özellikle söylemek istedim.